Merhaba canlar, bugün sizlerle birlikte futbolda çok efsane bir içerikte karşınızdayım. Arkadaşlar, bugün kimlerin günü? Bugün. Terminatörcülerin günü? Bugün. Makinacıların günü? Bugün. Tüfekçilerin günü? Yani arkadaşlar, bugün Ronaldocuların günü. Canlarım, bugün ne yapacağız sizlerle? Başlıkta da gördüğünüz gibi, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo'nun birbirinden ünlü futbolcuları çalımlarıyla yok ettiği anları derledik. Yani arkadaşlar, bugün sizlere Ronaldo'nun ünlü futbolcuları attığı çalımları derledim. Canlarım, sizlerden bir can var. Bakın arkadaşlar, videonun yapımı 5-6 saat. Emeğe saygı olaraktan like atmanız sadece 5 saniye. Beni kırmayıp emeğe saygı olaraktan like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Beni kırmayan, emeğe saygı olaraktan like atan kardeşlerimin elleri gözleri sağ olsun. Adamsınız adam. Canımsınız canım. Arkadaşlar, bu arada grampon çekilişi yapıyoruz. Sizlerin futbolunu yorumluyorum 5'te. Açıklanacak inşallah. Sizlerden ricam, ayrıntılı bilgi için Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Birçok bildiriyi oradan yayınlıyorum. Şu kenarda çıkar, takip edin, zararlı çıkmazsınız. Canlarım, bomba gibi bir sorun var. Bakın, bomba gibi diyorum, harbiden bomba. Herkes katılırsa çok sevinirim. Arkadaşlar, sorum şu. Bakın arkadaşlar, herkesin futbolda idol olarak gördüğü veya çok sevdiği bir futbolcu vardır. Bakın, hangisi en iyisi demiyorum. En sevdiğiniz futbolcu diyorum. Arkadaşlar, örnek vereyim. Benim futbolculuk zamanlarımda en sevdiğim futbolcu Beckham'dı. Arkadaşlar, sizlerin en sevdiği futbolcu kim? Ronaldo mu, Messi mi, Neymar mı, İbrahimovic mi, Beckham mı, Snyder mi, Alex de Souza mı? Kim yani? Arkadaşlar, en sevdiğiniz futbolcu yoruma yazın bakalım. Kimler hangi futbolcuyu seviyormuş? Hadi başlayalım artık. Tekrardan merhaba arkadaşlar. İlk kurbanımız Godin. Diego Godin ilk çalımı yiyen kardeşimiz oluyor. Matt Hummels. O da kurban olmuş. Ve Xavi. Arkadaşlar, Xavi de büyük bir efsane ama futbolu bu sezon bırakıyor maalesef. Gerçekten baktığınız zaman 2017 maalesef ki futbol için çok üzücü geçti. Birçok efsane bıraktı. Sergio Busquets adamı resmen hamile bırakmış. Baksanıza, Terminatör, Terminatör. Bak bak, adam makina gibi arkadaşlar, makina gibi. Bu adam arkadaşlar, bu adam karanlıkta bile kafayla gol atıyor. Değişik bir adam. Frank Lampard, o da efsane. Adam zamanında çok hızlıymış ya, Ronaldo. Jeremy Boateng, o da kurban gitmiş. Abicim, adam makina gibi, tüfek gibi. Takır takır işliyor bak. Adam robot, robot. Ashley Cole. Ronaldo'nun tam Portekiz'de hızlı olduğu zamanlar. Hani böyle tam kendini gösterme zamanları. Deco. Arkadaşlar, sizlere bir şey söyleyeceğim ama bakın, Ronaldo'yu Manchester'da izleyenler bilir. O zamanlar bambaşkaydı be. Harbiden bambaşkaydı. Gene Lampard. Baksana, adam tüfek gibi arkadaşlar. Adamı durduramıyorlar. Manchester'daki Ronaldo işte. O zaman tabi genç arkadaşlar. Tam bir fişek. Juninho, o da bir efsane arkadaşlar. Frikik efsanesi. Biliyorsunuz Juninho'yu. Efsanedir. Pirlo demiştik arkadaşlar. Benim frikikte örnek aldığım tek kişi Juninho. Onu izleyerek frikiklerimi geliştiriyordum. Carles Puyol, o da bir efsane savunmacı. 1.70 boyunda ama stoper olmuştu. Baksanıza, adamı pazara yollamış. Ronaldo be. Samir Nasri. Süper Lig yıldızı. Gerçi artık yıldızlığı kalmamış yani, bitmiş. Para için gelmiş Nasri. Arkadaşlar, adamın hareketlerine bakın. Yani biz burada kamerayla zor görüyoruz. Karşısında olduğunu düşünsenize, nasıl yapacaksınız yani? Nasıl durduracaksınız ki? Bak, Gerard Pique'yi var ya, mala vurmaya yollamış, mala vurmaya, inşaata mala vurmaya. Bak, Pique mal oldu bak. Adam makina abi, makina, robot. Steven Gerrard, o da bir efsaneydi be. Arkadaşlar, çocukluğumda futbol daha güzeldi be, yeminle bak. O zamanlar prim yoktu, milli takım çok güzeldi. Özellikle Çek Cumhuriyeti maçı vardı, efsaneydi be. Unutulur mu o maç? Nihat vardı, Nihat. Bir gömmüştü var ya, efsaneydi. Çıldırmıştı kahvede böyle.
Patrick Vieira arkadaşlar bu adam. Ve Lionel Messi pek çalım sayılmaz ama gene de koymak istedim. Çünkü yabancılar genelde bunu koyuyor. Arkadaşlar bu çalım sayılır aslında, baksanıza Messi yetişemiyor bak. Adam tam bir speed hızlı. Speed balance manyak bir şey. Baksanız arkadaşlar Manchester yıllarında saçı bile değişikmiş adamın. Andrea Pirlo'ya çalım atmış. Ve Nesta. Nesta efsane bir oyuncuydu arkadaşlar. Topu çekmiş. Nesta'yı pazara yollamış, şutunu yapıştırmış. O gol olsaymış var ya efsane olurmuş. Ryan Giggs. Eski takımın Manchester'da oynarken. Fabio adam uçmuş. Nereye gidiyorsun Fabio? Baksanıza. Nereye gidiyorsun lan? 2 kilo elma al bari. Gene Fabio. Adamı durduramıyorlar. Bakın durduramıyorlar. Messi, Xavi bak. Barça'yı tek başına barçalıyor bak. Adam manyak bir şey. Robot durduramıyorlar. Bak faulle durduruyorlar. Bergkamp efsanedir bu da. Attığı bir gol vardı hatırlarsanız. Dönerek böyle. Baksan hareketlere ya. Arkadaşlar bu adam futbolu bıraktığı zaman gerçekten çok üzüleceğiz. Hani bazılarına göre egoist olabilir. Bazılarına göre çok kendini beğenmiş olabilir ama bu adam çok çalışıyor arkadaşlar. Harbiden çok çalışıyor. Sürekli golü düşünüyor. Bak Lionel Messi evrenin en iyi futbolcusu. Bak bundan fikir olalım. Adam bambaşka bir şey. Ama Ronaldo çok çalışıyor. Hani Lionel Messi Allah vergisi ama Ronaldo da kendi söylüyor zaten arkadaşlar. Benim küçükken yeteneğim yoktu diyor. Ben kendim çalışarak hani elde ettim diyor. Adam çalışmış kardeşim. Adam çabalamış. Allah da bu çabasını boşa çıkarmamış. Adam bu yaşında köpek gibi çalışıyor hala. Aynı zamanda çok iyi bir baba arkadaşlar. Hani evli değil, haberiniz olsun. Evli değil arkadaşlar. Sadece sevgilisi var. 4. çocuğu oldu. İkisi taşıyıcı anneden. Taşıyıcı anne ne demek? Yani Ronaldo'nun dölünü aktarıyorlar. Başka kadın doğuruyor. Başka bir şey yok yani. Kadınız kendi seçiyor. Mesela güzel bir kadın da taşıyor çocuğunu. Olay budur yani. Fabregas o da çalımı yemiş. Arkadaşlar bu arada tekrardan bahsedeyim. Grampon çekilişimiz var. Katılmak için Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Şu kenarda açıklama kısmında çıkar zaten. Yorum kısmında da bulabilirsiniz. Takip edin. Yani grampon çekilişini kaçırmayın. Sizlerin futbolunu yorumluyorum 5 ile inşallah vereceğiz gramponu sahiplerine. 2 tane özel tasarım grampon yapıyoruz. Onları dağıtacağız. Sizler için. Bakalım katılım çok olursa arkadaşlar bu şekilde forma çekilişi, grampon çekilişi yaparız sizler için. Biliyorsunuz ben sizler için her şeyi yapıyorum. Siz de beni kırmayın. Like atın, abone olun, yorum atın, Instagram'dan takip edin ki ailemiz güçlensin. Amacım bu. Yaya Toure, o da geçerli bir adamdı. Çalımı yemiş baksanıza, pazara gitmiş resmen. Cannavaro, arkadaşlar bu adam da efsaneler efsanesiydi. Yanlış hatırlamıyorsam Ballon d'Or almıştı, bir defans oyuncusu. Baksana genç Ronaldo, adam tam bir makina, robot. Mascherano, ne çektin be Barça. Bu arada ben Barça taraftarıyım, haberiniz olsun. Arkadaşlar burada efsane bir gol atıyor ama Nani geliyor kafa vuruyor. Nani offside'da, gol sayılmıyor. Ronaldo çıldırıyor, baksanıza. Adam efsane bir gol atıyor ama Nani gole girecek topa offside'dayken kafa vuruyor. Juanfran çok güzel geçmiş onu. Koke, Gabi, Atletico Madrid o da çok çekti. Zanetti ona bile çalım atmış. Bakın adamı durduramadılar, faulle durdurdular. Makina ya. Ribery o da nasibini almış Ronaldo'dan. Almaz mı abi, Ronaldo bu be, efsane. Arkadaşlar Ronaldo'nun bakın kişiliğini örnek alın isteyenler ama bakın adamı sevmeseniz bile Ronaldo'nun çalışma azmini örnek almanız gerekiyor. Çünkü gerçekten adam muazzam çalışıyor. Adamın hakkını verelim.
Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmadan, yorum atmadan geçmeyin. Abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar tekrardan hatırlatıyorum. Grampon çekilişimiz var. 2 tane grampon vereceğiz. Sizlerin futbolunu yorumluyorum 5 ile birlikte. Ayrıntılı bilgi için katılmak için şu kenarda çıkan Instagram hesabımı takip edin. Sonra ben duymadım, görmedim demeyin arkadaşlar. Sizlerden güzel yorumlar bekliyorum. Bakalım en sevdiğiniz futbolcu kimmiş? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bu arada arkadaşlar bir tane daha video yapabilirim bu şekilde. Messi mi olsun, Neymar mı? Yazın bakalım hangisini istiyorsunuz. Gerçi benim bildiğim Messi videomuz var ama gene yazın bakalım. İsterseniz yeni versiyonu yaparım sizler için. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay Mertcan Karadeniz ailesi. Sizleri çok seviyorum.